Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kovcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Kovcular görürse Halil'im, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Ciğerime ateş saldı, aman kurşun yarasın. Yani kimse yok, ben alkışlayayım. Tabii ki bana düşüyor o görev. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, günaydın. Bugün 21 Mart 2021. Muğla'dayız, Bodrum'dayız. Bir tarafımız yeşil, bir tarafımız mavi. Sırtımızı yeşile dayadık, yönümüzü maviye döndük. Güzel bir türküyle açtık. Ender Kasal'ın sesinden, yorumundan. Hoş geldiniz siz de yayınımıza öncelikle. Güzel bir başlangıç oldu. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bodrum'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel de karşılandık. Çok da beğendik. İnsan gitmek istemiyor. Şimdi İstanbul'daki arkadaşlarım çok kıskanacak ama peşinden söyleyeyim. İnsan gitmek de istemiyor. Dikkat ettim, türkünün içinde biz hep arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet evet diye söylerdik. Orada yöresel bir ağız var. Tabii. Değil mi? Daha böyle havasını yansıtıyor türkü aslında içinize, içinize. İbrahim Çavuş. Biz burada İbrahim'e İbrahim Çavuş, İbrahim derler. Bir de arkadaşım değil mi? Arkadaşım. Arkadaşım İbrahim Çavuş. Biz şöyle alışmıştık. Arkadaşım İbrahim Çavuş. İbrahim bile demiyoruz. İbrahim Çavuş gibisinden çıkıyor. Yöresel. Tabii yöreden dinlemek de daha güzel. Evet. Nasıl Bodrum? Biz çok güzel bulduk ama yaşayanlar için vallahi farklı tabii. Seviyor musunuz? Ya Bodrum. Sevilmez değil mi? Dünyanın en güzel şehirlerden birisinde yaşıyoruz. Yaşamak için de bize göre Bodrumlular olarak Bodrum 15 Haziran 15 Eylül arasını yok sayacağız. Yani bizim için ölü bir zaman oluyor. Çünkü Bodrum'un tadına varamıyoruz. Her taraf trafiği, bir restoranlar dolu, plajlar dolu, trafik bir taraftan, sıcak bir taraftan, gürültü bir taraftan. Yani biz kaçıyoruz Bodrum'a. Daha doğrusu ben doğumlu bir Bodrumluyum ama 13 yıldan beri biz Datça'ya kaçıyoruz yazları artık. Ama Bodrum gibi gene de şimdi olmuyordur değil ama mi? Ama 9 ay okullar kapanıp da açılınca, yani kapanıp da açılıncaya kadar o 15 Eylül 15 Haziran arası kışın yani. Burada iğne atsan yere düşmez herhalde. Tabii biz nefes alamadığımız için İstanbul'da, Ankara'da, yani İzmir'i birazcık tabii ki ayrı tutuyorum. İstanbul'da, Ankara'da özellikle bu taraflar böyle bulunmaz nimet oluyor. Sizi de kasıyorsak açıkçası işin şakası bir tarafa. Çok güzel yani, gelmekte de evet haklılar. Tamam, biraz sıkışık olabilir, kalabalık olabilir ama herkes de bu güzelliği görmek istiyor. Yani pandemi... gece yattım, sabah nasıl kalktığımı bilmedim. Mükemmel bir uyku. Sabah kalkıyorsunuz, mükemmel bir hava, mükemmel bir kahvaltı yine yani, yöresel ürünlerle. Her şey çok güzeldi. Ya burada kömür yok zaten. Buranın havası, kömür satan yer yok. Yani buranın havası son derece yeşil, deniz ve doğanın buluştuğu yer. Tertemiz bir havası var. Daha ne istiyoruz değil mi? Daha ne istiyoruz? Ağzınıza sağlık Ender Bey. Programda sık sık size dönüş yapacağım. Tamam. Bugün 2 saatinizi çalacağım. Özür dileyerek yani, peşine. Çok memnun olurum. Evet, hafta sonu bu güzel türküyle başlıyor. Sürme limon,
ellerine sarı sarı liralar ver. O senin aman kardan beyaz sinerine canlar alır ha canlar aman vermeydi. Öf aman aman da çıradan kopardım düğme. Saklama zilimde biz onu çoktan duydum. Koynunda gezesim gelip benim oynayıp duranı yanında. Öf aman aman da ben o yere bir alkışta ben artık programa da başlayayım. Evet, 21 Mart 2021 pazar günü dedik. Mükemmel bir pazar günü. Bu mükemmel iki türküyle de açmış olduk. Gündemde ne var 21 Mart 2021 itibariyle? İstanbul Sözleşmesi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden 7 yıl sonra çekildi. Tabii tepki topladı hem yöntemine ilişkin hem de bilindik o mor halkalılar bilindik kampanyayı başlattı. Kadına şiddete yol açıyor. Bundan sonra kadınların kanı sizin ellerinizde gibi. Sanki şimdiye kadar Türk kadınını İstanbul Sözleşmesi koruyabilmiş ya da bundan sonra koruyacak olan İstanbul Sözleşmesi'ymiş gibi. Gazeteler özellikle bu konunun üzerine çok yoğun bir şekilde düşmüşler. Özellikle Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Karar Gazetesi gibi bazı gazetelerde dikkat çeken başlık var. Bir başka konumuz da HDP'nin kapatılması için atılan ilk adım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasını hazırladı. Anayasa Mahkemesi raportörü görevlendirdi. Raportör dosyayı inceleyecek. Daha sonra 15 Anayasa Mahkeme üyesine sunacak. Aynı zamanda o dosya HDP'ye gönderilecek. İki tarafta hem ek delil sunma hem ek savunma yapma için zaman kazanmış olacak. 3'te 2 çoğunluk sağlanırsa yani 15 üyeden 10'u HDP kapatılsın derse HDP için artık o beklendik sonda gelmiş bulunuyor. Terörle mücadelede büyük bir adım daha atılmış oluyor. Her zaman vurguluyoruz. Teröristle mücadele tamam, teröristle mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Polisi'nin kahramanlığıyla dolu. Ancak bu işi yarım bırakamazsınız. Teröristle mücadele olarak terörle mücadeleyi zafere ulaştırmak istiyorsanız bu adımları atacaksınız. Siyasi uzantılarını yok edeceksiniz. Hukuk karşısında tabii ki elbette. Hukuk karşısında çıkaracaksınız. Sivil toplum kuruluşları var onlara hizmet eden. Bunlardan gözünüzü dikkatinizi ayırmayacaksınız. Türkiye kararlı bir adım atmış oldu.
Bu yönde elbette. Evet, başlayalım. Neyle başlayalım? Gazete manşetleriyle başlayalım. Önce bugün hangi gazete hangi manşetle çıkmış? Şöyle ona kısaca bir göz atalım. Aydınlık Gazetesi'yle başlayalım. İstanbul Sözleşmesi, Aydınlık Gazetesi'nin manşeti. İstanbul Sözleşmesi çürütür, Cumhuriyet hukuku yaşatır. Türkiye Batı'nın dayatmasına teslim olmadı. Neden dayatma? Kadına şiddeti engellemiyor muydu? Engellemiyordu. Onun için bu başlığı atıyor tabii ki Aydınlık Gazetesi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendiren Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Atlantik merkezi yozlaşmaya tavır aldık. Karar Türkiye'nin içine girdiği devrimci dönemiyle uyumludur. Kadına şiddeti önleyecek gerçek çözümleri ve programı konuşma olanağı bulduk diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin en önemli işlevinin LGBT'ye alan açmak, Batı'nın çürümüş kültürünü yaymak ve Cumhuriyet devrimiyle hesaplaşmak olduğunu söyledi. Yani İstanbul Sözleşmesi genel tanımıyla kadın sorununa içine gizlenmiş bazı zehirli yolu, yöntemi, projeleri de içeriyor aslında. Bakarsanız mesela toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet özgürlüğü denerek kadın sorununun içine art niyetli bazı projelerde gizlenmiş oluyor. Devam ediyoruz. Sözleşmenin uygulamasını izlemekle görevli komitenin mazlum milletleri denetim altına aldığını vurgulayan Ayvalı, 2018 Grevio raporuna göre Türkiye'nin terörle mücadelesi kadına şiddet ortamını körüklemektedir. Kayyum atamaları yanlıştır. Türk askeri ve polisi tecavüzcüdür dedi. Şimdi ne alakası var değil mi kadına şiddetle İstanbul Sözleşmesi'nin diyorsunuz. İşte zehirli dediğimiz bazı şekere bulanmış, kulağa hoş gelen ifadeler o İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye'nin önüne konuyor. Türkiye'ye dayatılıyor bir anlamda. 6284 sayılı kanunun geliştirilmesi gerektiğini belirten Ayvalı, şiddeti bütün toplumsal temelleriyle ortadan kaldırma kararlılığını yinelediklerini ifade etti. Hiçbir uluslararası sözleşme dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kadını koruyamaz. Kadınları korumak için köklü devrimci çözümler lazımdır elbette. Türk basını bu işin içine elini sokacak. Türkiye'nin siyasetçileri, Türkiye'nin gazetecileri, kadınıyla, erkeğiyle herkes elini taşın altına koyacak ki bu sorun çözülsün. Yoksa İstanbul Sözleşmesi'nde var olup da Türk Ceza Kanunu'nda olmayan kadına şiddeti engellemeye yönelik en azından hangi madde var mesela? Birisi çıksın bunu söylesin. Tabii buna ilişkin haberler de var. Danıştay'a iptalin iptali için Danıştay'a başvuracakmış Cumhuriyet Halk Partisi. Buna ilişkin bilgileri de size vereceğiz. Kadına şiddete sıfır tolerans diyor Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Kadın haklarının teminatının anayasa başta olmak üzere iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu söyledi. Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Evet, akla tabii ki şu soru geliyor. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'yi 7 yıldır İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı, madem kadını korumaya yönelik bu zamana kadar neden koruyamadı? Demek ki bu iş İstanbul Sözleşmesi'yle çözülmüyormuş en nihayetinde. Dün yapılan bazı eylemler vardı. O eylemlerde atılan bazı sloganlar vardı. O sloganların mahiyetine baktığınız zaman zaten konunun kadına şiddet olmadığını da net bir şekilde anlıyoruz. Çünkü sloganlar eylemin hedefini belirler aynı zamanda. Bunun da farkındayız. İstanbul Sözleşmesi çürütür, Cumhuriyet hukuku yaşatır demiş Aydınlık Gazetesi. Sür manşetine de şöyle bir göz atalım. Birazdan ayrıntılı vereceğiz sür manşeti ama yalanlarını açıklıyoruz ki milletvekili düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu PKK ve FETÖ'nün ürettiği yalanları dile getirmesiyle biliniyor. Biliyorsunuz yakın zamanda gözaltına alınan bir örgüt mensubu ifadesinde herhangi bir sorunuz olursa HDP'den şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu isme gidebilirsiniz şeklinde bir ifade beyan etmişti. HDP'den o isim Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. Neler yapmış başlık başlık sıralamış Aydınlık Gazetesi sür manşetinde. Ergenekon ve balyoz kumpaslarını savundu. Yani propaganda aygıtı neydi Ergenekon balyoz döneminde Atlantik sisteminin? FETÖ ve PKK'ydı. Ergenekon ve balyoz kumpasları savunması gayet olağan onlar için. FETÖ'nün yayın organlarına sahip çıktı.
Hatırlayın, Zaman Gazetesi'nin kapatılması, STV'nin kapatılması, o kapıların önüne gidip kendini zincirleyen milletvekilleri vesaire. Ömer Faruk Gergerlioğlu onlardan bir tanesiydi. Amerika'da FETÖ'cülerin toplantılarına katıldı. Özellikle 15 Temmuz sonrası bu işbirliğini artık göze soka soka yapmaya başladılar. Çünkü kaybedecekleri hiçbir şey yok. Kaybetme başlamıştı bile. Atatürk'e suçlu ve zalim dedi. İşte esas mesele budur. %99 benzeşenlerin esas meselesi de bu olmalıdır. Terörle mücadele operasyonlarını hedef aldı. Ne dedi mesela? Türk ordusuna işgalci dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir siyasi partinin sözüm ona milletvekili. Tecavüzcü MİT'çiler, Gara'daki vatandaşları devlet öldürdü. KHK'lı şehit polis, kayıp KHK'lılar, çıplak arama, Kürtçe türkü söylendiği için öldürüldü gibi yalanları bir bir çürütüldü. Biz bu yalanlara o kadar alıştık ki artık başka argüman yok ellerinde. Hep aynı yalanlar, hep aynı teraneler. Sosyal medyadan da üstelik bu yalanların yayılma hızı oldukça arttı. Maalesef sosyal medyanın hayatımıza soktuğu kötü alışkanlıklardan bir tanesi ardını astarını bilmeden bu yalanları paylaşmak oldu. Şu an bu yayını izleyenler bile belki yeri gelmiş bu yalanlara inanmış olabilir. Tabii ki kimseyi suçlamadan burada bazılarını kastediyorum sadece. Evet, sür manşeti bu. Birazdan yine vereceğimiz bir haber, HDP'yi kurtaracak bir Abdullah Gül yok. Kim yazmış? Usta gazeteci Fikret Akfırat. Aydınlık Gazetesi'nde yazılarına başladı. Yazıyı şöyle bir okudum, çok ayrıntılı. Bizi eskilere götüren, HDP'nin ta köküne götüren, HEP'lere vesaire götüren bir yazı kaleme almış. Süreci anlamamız bakımından da oldukça önemli. Ellerine sağlık diyelim. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle. Gece yarısı iki flaş gelişme, iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, biri Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, diğeri İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiydi. Gece yarısı iki flaş gelişme başlığıyla vermiş. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcı oldu. Atandı demiş haberin ayrıntısında. İngiltere'de işletmecilik üzerine eğitim görmüş, Türkiye'de bazı bankalarda görev yapmıştı. Eski AK Parti Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, Yeni Şafak'taki köşe yazılarında faiz artışı ekonomik sorunları çözmez, yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemizde oldu ifadelerini kullanmıştı. Şimdi hemen yanı başındaki haberden ziyade o haberin görseline dikkatinizi çekmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi 7 yıl sonra iptal diyor ve görselde yumruğunu kaldırmış, arka tarafında mor zemini olan bir döviz kullanılmış bir görsel. Bazı gazetelerde bu görsel ön plana çıkarılmış. Başlık çok tarafsız gelebilir ama bazen görsellerle her şey anlatılır. Hürriyet gazetesi sür manşetinde bunu yapmış. Yapan başka gazetelerde var. Onların da ayrıntılarını sizlere aktaracağım. Sezonluk kira el yakıyor. Salgın nedeniyle talep artınca yazlıkların kirası patladı. Günlük kiralar 50 bin liraya, süper lüks bazı villaların sezonluk kirası 1 milyon liraya dayandı demiş. Bu yazda bu haberleri sıkça göreceğiz gibi geliyor. Milliyet gazetesi sözleşme evet, bir son dakika bilgisi bu arada. Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı. Ne yapmıştı Ömer Faruk Gergerlioğlu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasına yer yatağı sermiş. Kendi çapında bir direniş başlatmıştı. Bahçeli'nin de hedefi olmuştu bu eylemiyle birlikte. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı bilgisi reji yönetmenimiz Ufuk Akkaya tarafından bize de iletildi şu an için. Evet, takip edeceğiz tabii ki, bu ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Ne demiş Milliyet gazetesi? Sözleşme feshedildi. Hürriyet gazetesinin sür manşette kullandığı o görsele dikkatinizi çekmiştim. Bazen başlık ve ifade değil de görsel çok şey anlatır diye. Milliyet gazetesi sür manşetinde hangi görseli kullanmış? Aynı görseli kullanmış. Bu görseller bir anlam ifade ediyor elbette. 10 yıl önce imzalanmıştı demiş. 10 yıl sonra o sözleşme feshedildi demiş haberin ayrıntısında. Devam edelim. Sabah gazetesi 15 Temmuz işkencesini anlattı. Haberin başlığı bu şekilde. Hemen açıyorum buradan da. CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı FETÖ'cü darbe şerefine kadeh kaldırırken görüntülediği için işkence edilen gazeteci Şükrü Benli yaşadığı dehşeti Sabah gazetesini anlattı. O görüntüleri yayınladıktan sonra Bulgaristan'a gittim, beni bir otelin önünde eterle bayıltıp kaçırdılar. Bir köy evinde belediye başkanının görüntülerini nasıl çekersin denilerek darp edildim. Kadın elbisesi giydirdiler. Hayatım tehlikede ama vazgeçmem diyor. Önemli bir iddia Sabah gazetesinin gündeme taşıdığı.
Bakalım altından ne çıkacak demekle yetinelim. Dikkat çekici bir haber. Sabah gazetesinin birinci sayfasında PKK'da SİHA korkusu. Nokta operasyonlarla büyük darbe yiyen terör örgütünde SİHA korkusu giysilere yansıdı. PKK'lar Kuzey Irak'taki terör kamplarında Nevruz kutlamasına bile kamuflajlı katıldı. Havada kuş görseler artık SİHA zannediyorlar. Bunlar da gayet olağan. Onlara bu aklı kim veriyor? O kamuflajları kim temin ediyor? Bunlar da tabii ayrı bir tartışma. Tartışma değil aslında. Kafalarımızdaki net bir konu aslına bakarsanız. PKK'da SİHA korkusu. SİHA'lar terörle mücadeleye çok büyük katkı sağladı. Sadece terörle mücadeleye mi? Hayır. Mesela Karabağ'ın 28 yıllık işgalden kurtarılması sürecinde de SİHA'ların katkısı yadsınamaz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de her fırsatta bunu dile getirdi. SİHA'larımız rüştünü ispatladı. Bundan sonra havada kuş görse SİHA zannedip kaçacak delik arıyor. PKK da ona göre kamuflajlı önlemini de almış ama nafile elbette. Akşam gazetesi ne demiş? Akşam gazetesi Yusuf Eli Ruhu demiş. Hemen gazetenin ayrıntısını şöyle bir indiriyorum. Tabii stüdyoda olmadığımız için kendi imkanlarımızla bu yayını yaptığımız için biraz bekletmek durumundayım. Evet, Yusuf Eli Ruhu akşam gazetesi. Artvin'in Yusuf Eli ilçesinde çıkan yangında 193 ev ve ahır yandı. AFAD çadır gönderdi ancak komşuları evlerimizde misafir ederiz diyerek çadır kurdurmadı. Yusuf Eli'nin Dereiçi köylüleri önceki gün yangında ev ve ahırlarını kaybeden 52 aileyle örnek bir dayanışma sergiledi ve AFAD ekiplerinin aileler için çadır kurmalarına izin vermedi. Komşularımızın çadırlarda kalmalarına gönlümüz razı değil diyen köylüler komşu ve akrabalarını evlerinde misafir etti. Köylülerden Fethi Taşçı acılarını birlikte paylaşacağız dedi demiş haberin ayrıntısında. Türk milleti her zaman kahramandır ve yardımseverdir. Çadır kurdurmadılar, evlerini açtılar haberi. İşte bunun örneği. Dikkat çekici bir haber. HDP örgütleri CHP'ye geçiyor. HDP'ye açılan kapatma davası sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki CHP teşkilatlarıyla HDP arasında adaylık temasları başladı. Dikkatinizi çekerim. Bu haber her alana anlama çıkabilir. HDP'nin örgütleri, yani asker alma şubesi gibi görev yapan örgütleri CHP'ye geçiyor. Yoksa Doğu ve Güneydoğu halkını kapsamıyor bu haber. Aman dikkat. Kulislerde HDP'lilerin DBP'ye katılacağı, ara seçimi zorlayacağı gibi senaryolar konuşuluyor. Ancak bölgede CHP ile HDP arasındaki temaslar hızlandı. Gizli yürütülen Millet İttifakı'nın aşikar hale geleceği, bazı HDP'lilerin SP'liler gibi CHP listelerinden seçime gireceği belirtiliyor demiş haberin ayrıntısında. Şimdi tabii HDP de kendine göre strateji belirlemeye çalışıyor. Nedir o stratejiden bir tanesi? Anayasa Mahkemesi kapatma kararı vermeden biz partiyi feshedelim. DBP'de siyasetimizi sürdürelim ancak bu olağan mı? İşte az önce Aydınlık Gazetesi'nin sür manşetinde Fikret Akfırat'ın yazısını bunun için birazdan ayrıntısını aktaracağım dedim. Olağan değil, kesinlikle olağan değil. Çünkü HDP'yi kimse kurtaramayacak. Onun için HDP'yi kurtaracak bir Abdullah Gül yok demiş mesela Fikret Akfırat yazısında. Evet, Yeni Şafak gazetesine bir göz atalım. Yeni Şafak gazetesi ne demiş? Önce CHP'deki kadınları tacizden koru başlığıyla çıkmış. Gazetenin birinci sayfasında haber şu şekilde: CHP'de kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatan Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'ne sarıldı. Kılıçdaroğlu sözleşmenin fesiyle kadınların hakları ellerinden alınıyormuş gibi sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde sonuna kadar savunacağım dedi. Ancak CHP'deki tecavüzcüler korunmaya, kadın mağdurları sayısı artmaya devam ediyor diye bir başlıkla çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Birinci sayfadaki bir başka haber: kadın haklarının teminatı anayasamız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kararının ardından yaptığı açıklamada kadın haklarının teminatı anayasamız ve iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemedir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da çözümün bizatihi gelenek ve göreneklerimizde olduğuna dikkat çekti. Avrupa'da da kabul görmemiş. İngiltere sözleşmeyi imzalamasına rağmen onaylamadı. Sözleşmeyi imzaladı ancak onaylamadı. Bir ek de bu haberi ben yapayım. Bu sözleşmenin en büyük finansörü de
İngiltere neden onaylamadı imzalamasına rağmen? Orada da büyük bir tartışma çıktı. Tıpkı Türkiye'nin hassasiyetleri gibi orada da bazı hassasiyetler öne çıktı. Bu nedenle İngiltere onaylamadı ama finansörü oldu. Bu bir şeyler anlatıyordur umarım. Fransa, İsveç ve İsviçre gibi bazı ülkelerde çekince koydu. Bazı Avrupa ülkeleri sözleşmenin maddelerine itiraz etti. Sözleşmeye gözlemci statüsünde katılan Amerika, Japonya, Kanada, Meksika ve Vatikan sözleşmeyi imzalamadı. Polonya'da çekileceğini duyurdu. Bu da ne demek oluyor? Türkiye'ye dayatılan bir sözleşme olduğunu, yani bize dayatanlar kendi imzaladıkları sözleşmeyi onaylamıyor. Bunun da bir şey anlatmasını özellikle rica ediyorum. Yine birinci sayfadaki Yeni Şafak gazetesindeki bir başka haber. Tel Rifat'ta 20'den fazla hedef imha. Suriye Tel Rifat'tan kilise roket atan terör örgütü PKK'nın tepesine bomba yağdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla PKK-YPG'ye ait Tel Rifat'taki hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Saldırının gerçekleştiği noktalara yapılan cezalandırma atışlarıyla 20 hedef imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. 20'den fazla PKK hedefi bölgede imha edilmiş. Evet, devam ediyoruz Yeni Şafak'tan sonra. Türkiye gazetesi yüksek faiz değişimi başlığı atmış. Merkez Bankası'ndaki değişim için yüksek faiz değişimi demiş. Naci Ağbal faiz yükselttiği için elbette bazı gazetelerin, özellikle Yeni Şafak gibi bazı gazetelerin hedefi olmuştu. Yüksek faiz değişimi başlığıyla da bu değişimi duyurmuş. Perşembe günkü faiz artışının ardından Merkez Bankası'nda yeni başkan tayin edildi. Her platformda faiz arttırmasına karşıyım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4,5 ayda 3 defa faiz yükselten Naci Ağbal'ı görevden aldı. AK Parti eski milletvekillerinden Profesör Doktor Şahat Kavcıoğlu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Faiz %19'a çıkınca iş dünyası başta olmak üzere birçok kesimden de tepki gelmişti bu hamleye diyor. Haberin ayrıntısı da yine bu şekilde. Özellikle son faiz artışında yapılan pazarlıklarda bile, dün Sayın İsmet Özçelik yayınımızdaydı, kendisi de ifade etti. Yapılan pazarlıklarda bile önce %1 ardından da %1 yapın diye talepler gelirken Naci Ağbal pat diye bir karar verdi ve bir anda %2'lik bir artış tabii şok etkisi yarattı. Beklenen bir hamle miydi? Basını yakından takip edince ayak sesleri de geldi diyebiliriz bu hamlenin. Akit gazetesi İstanbul Sözleşmesi'ne yine manşet yapmış. Akit gazetesi kurtulduk demiş. İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulduk demiş. Hemen açıyorum. Fesat Sözleşmesi'nden kurtulduk diyor. Milletin sesine kulak vererek İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Başkan Erdoğan'a teşekkür yağıyor. Fesat Sözleşmesi'nden kurtulduk. Türk aile yapısını dinamitleyen, erkek ile kadını birbirine düşman eden ve LGBTİ sapkınlığına zemin hazırlayan Haçlı dayatması İstanbul Sözleşmesi tarihin tozlu saflarına karıştı. Aile içi şiddeti körükleyen ve hepimizin yüreğini yakan kadın cinayetlerinin artmasına sebebiyet veren İstanbul Sözleşmesi, ki konuyu kendisi tam ters açıdan görmüş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlükten kaldırıldı. 2011'den bu yana uygulanan ve sayısız mağduriyetlere yol açan sözleşmenin feshi kamuoyunda da sevinçle karşılanırken Erdoğan'a dua ve teşekkür yağdı. Adil, yerli ve milli kanunlar bekliyoruz. Türkiye Aile Meclisi, Dağılmış Aileler Derneği ve çeşitli aile platformlarının başını çektiği STK'ların yıllardır sürdürdüğü mücadele nihayet sonuç verdi demiş. Adil, yerli ve milli kanunlar bekliyoruz. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nde çok az da olsa kadına şiddet önlemeye yönelik o düzenlemeler bizim Türk Ceza Kanunumuzda var, bizim anayasamızda var, bizim medeni kanunumuzda var. Bizim medeni kanunumuz kadın ve erkeğin eşitliği üzerine kuruludur. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet özgürlüğü diye farklı alanlara kapı açabilecek art niyetli projelere de izin vermez. Zaten tepkinin sebebi de bu aslına bakarsanız. Bu sözleşme bize niye dayatılıyor? Neden bu kadar önemli? Neden yer yerinden oynatılıyor? Değil mi en nihayetinde? Sözcü gazetesi bir kalemde gitti, bir kalemde kalktı demiş. Bir kalemde giden Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bir kalemde kalkan ise İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin sözleşmeden tek taraflı çekilmesi. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığından alındı. Erdoğan 4,5 ay önce gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası'nın başına getirdiği Ağbal'ı
yine gece gönderdi. Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu getirildi. Faiz lobisine savaş açtığını söyleyen iktidar, dövizdeki yangını söndürmek için 7 Kasım 2020'de Naci Ağbal'ı büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına getirdi. Ağbal geldiğinde faiz %10.25, dolar ise 8.48'de. Ağbal 133 günlük görev süresinde faiz arttırdı. Dolar bir ara 6.90'a kadar düştü. Ancak Ağbal'ı geçen perşembe faizi %17'den 19'a çıkarması iktidar tarafından hoş karşılanmadı. Görevden alındı. Görevden alınma kararnamesinde küçük bir görsel olarak yayınlamış. Merkez dikiş tutmuyor demiş. Son 20 ayda faiz döviz yüzünden Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundan oldu. Hiçbiri 4 yıllık süreyi dolduramadı. Türk milletine pahalıya mal olacak demiş bazı ekonomistler bu hamlenin. Türkiye hedef yapılan İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Bir kalemde kalktı başlığı da bunun için. Kadına şiddeti önlemeye yönelik sözleşme. Zaten ilk cümlede yargıyı koyuyorsunuz. Neymiş bu sözleşme? Sözcü gazetesine göre kadına şiddeti önlemeye yönelik sözleşme. 2011'de AK Parti, CHP, MHP ve BDP oylarıyla meclisten geçmişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldı. Türkiye dahil 45 ülkenin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini öngördüğü için uzun süredir muhafazakar kesimin hedefindeydi. Geleneksel aile yapısını bozuyor diyorlar ve kaldırılmasını istiyorlardı. 10 yıl önce övünüyorlardı. İktidar AKP destekçisi bu kesimin bastırmasıyla sözleşmeden geri adım attı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden ayrıldı. Oysa iktidar 2011'de bu sözleşmeyi çıkarmakla övünüyordu. Peki bu haberi yapan Deniz Aykan arkadaşa da soralım. 2011'de nasıl bir konjonktür vardı? 2011'de nasıl bir Türkiye vardı? 2011'de nasıl bir dış politika vardı? 2011'de neleri konuşuyorduk? Masamızda neler vardı? Bu sözleşmeyi de ondan ayrı mı düşünmüş kendisi acaba? Şunu da bekliyor tabii insan. Bu sözleşme kadına şiddeti nasıl önlüyor? Umarım bir gün bir gazetede bunu böyle bize ayrıntılı yazar. Biz de öğreniriz neyin ne olduğunu. Ender Bey, sizi yine bu tarafa doğru alalım isterseniz. Şimdi Bodrum'da olunca insan duymak istiyor. Bir de bir tok seslilik var türkülerde tabii. Söylerken çökertmeden çıktım bir halim ama böyle bir özgüvenli, bir kahramanlık içeren değil mi? O sesinin tonuna da yansıyor. Mesela ikinci söylediğiniz türküde de yine o ses tonunun kabarması. Nereden geliyor bu? Şimdi Efelik var. Ege biliyorsunuz. Efeler diyarı. Efeler diyarı. Onun için bütün Ege türkülerinde hep böyle kahramanlık, Efelik ön plana çıkar. Bir coşku vardır. Bu yüzden bu türkülerimiz hep böyle coşkulu. Efelerin duruşundan, o kollarını iki yana açıp oyun oynamasından, omuzlar geride, ses de böyle tok olunca bir türkü alacağız. Türküden sonra da sizden rica ediyorum. Şimdi türkülerde şöyle bir hava var. Yaşanmamışlığı anlatmaz. Yaşanmışlığı anlatır değil mi türküler? Tabii. Her türkünün bir öyküsü vardır. Sizden bir türkünün bir de öyküsünü rica edeceğim söylediğiniz türküden sonra. Niçin yazılmış, hangi yaşanmışlığın ürünü, bunları duymak insanı mutlu ediyor. Hele böyle bir atmosferdeyseniz buyurun. Şimdi yine Bodrum yöremizin bir başka türküsünü seslendirelim. Satıoğlu Zeybe'yi. Satıoğlu Zeybe'yi. Evet. Satıoğlu Zeybe'yi. Buyurun. Go.
Dalga dalma ince de yılan dilimin. Dalga dalma ince de yılan dilimin. Öldürüverdiler benim de kaptan alimi. Öldürüverdiler benim de aslan alimi. Kaptan da alim uykulardan uyandı. Kaptan da alim uykulardan uyandı. Sol göğrüne dallı dama dayandı. Sol böğrüne dallı dama dayandı. Aman dan aman tepecikte kum kaynar. Aman dan aman tepecikte kum kaynar. Satların Ali'sini damasından kan damlar. Satların Ali'sini damasından kan damlar. Şimdi bu türkümüz, evet. Şimdi bu türkü üç saç ayağı deriz bu türkülerde, birisidir bu. Birincisi bir Yörük Kızı diye bir türkümüz vardır. O çökertmede adı geçen Halil'in kız kardeşinin başına gelen bir olayın üzerine yakılmış bir türküdür Yörük Kızı. Halil'i biliyorsunuz, çökertme türküsüne geçen Halil, o da kaçakçılık yapar, sonra o da yakalanır. Barkanın Ali'si kolcubaşıdır. Bu kolcubaşı Ali'ye pusu kurar, Halil'e pusu kurar ve onu yakalar. Sonra şu andaki Bodrum Kalesi'nde, o zaman zindanlar vardı, cezaevi olarak kullanıyordu. Oraya atar ve sonra Halil onlara tehditler savurur. İşte sizi öldüreceğim, şey yapacağım falan. Böyle korkarak Halil'i bu gece giderler. 8-10 kişi birden. Yaralı oldu Halil'i, yaralı Halil'i. Orada cezaevindeki koğuşunda öldürürler. Sonra da naaşını iskele meydanına çıkarırlar. Herkese hani ibret olsun falan diye. Satılır'ın Ali'si, bu türküde sözü geçen Satılır'ın Ali'si de Halil'in çok yakın arkadaşıdır. Bu kolcu başına... Tabii bağlantılar da var. Bu Satılır'ın Ali'si kolcu başına çok kızmaktadır Halil'i yakalayıp ve öldürdüğü için. Bir gün Tepecik'te öğle namazına giderken Satılır'ın Ali'si pusu kurar bu Barkan'ın Ali'sine, kolcu başına. Ve kolcubaşını bıçaklayarak öldürür. Onun üzerine de bu türkü yakılır. Evet.
adım adım Türkiye nakış gibi işten çökertmeden çıktım da halledim. Aman başım selamet. Bir tezde yalısına varmadan halledim. Aman koptu kıyamet. Adım 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 öyle Türkiye içine dokunan her olay işlenmiş. Evet. Çok evet. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Hikaye için de ağzınıza sağlık. Türkiye için de. Tekrar döneceğim size. Evet, bir son dakika bilgisi paylaşmıştık az önce. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü mecliste, bekleyişini sürdürmüyor, çıkmıyordu meclisten. HDP grup odasında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltına ilişkin bir açıklama var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı meclis koridorlarında terör örgütü elibaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır diyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı. Bir de fotoğraf karesi var. Görüntüleri düşmüş mü bilmiyorum. Görüntüleri düşmüştür diye tahmin ediyorum en azından. Milletvekilliği düşmesine rağmen kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak kalmaya devam ettiği, hala milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaptığı tespit edildi. Propaganda yapıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden vekilliği düşmesine rağmen çıkmıyor. Bunun üzerine bir de propaganda yapıyordu. Gergerlioğlu hakkında kamu görevini usulsüz üstlenmek, konut dokunulmazlığını ihlal ve terör örgütü propaganda suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekipleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP grup odasında bekleyişini sürdüren Gergerlioğlu'nu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Meclisten çıkarılan Gergerlioğlu sağlık kontrol için hastaneye sevk edildi demiş. Haberin ayrıntısı bu şekilde. Bir son dakika daha verelim. Bugün 21 Mart 2021 dedik. Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı da Türk milletine kutlu olsun diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir mesaj var. Şu ifadeleri kullanıyor. Baharın müjdecisi barış ve kardeş... Bu mesajı bu kadar böyle güzel kuş sesinin altında okumak daha güzel oluyormuş. Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz gününü tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz'un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, gencisiyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla selamlıyorum demiş. Nevruz bayramımıza kutlu olsun. Baharın müjdecisi kutlu olsun. O müjdeyi kuşlar şu an sesleriyle veriyor. İnsan gitmek istemiyor. Hakikaten şu yayın bitmesin. Gitmeyelim. Devam edelim. Hem güzel türküden hem son dakika bilgilerinden sonra. Nerede kalmıştık? Cumhuriyet'te kalmıştık. Evet. Cumhuriyet tarikatlara hediye demiş. İktidar gece yarısı kararları ve siyasi hesaplarla toplumu geren 4 adım daha attı demiş. İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Yine o Hürriyet gazetesi, Milliyet gazetesi gibi o görseli de koymayı unutmamış. Özellikle kullanılıyor bu görseller. Kadınların yumruğu havada, mor enstantaneler ön planda. Bir İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi. Cumhuriyet'e de sesleniyoruz. Hangi maddede kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesini öngörmüş? Ya da soruyu tersinden soralım. Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesi kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önünü açıyor? Bunu da bir zahmet açıklasınlar. Sözleşmesi tam anlamıyla uygulanmazken, yani uygulansaymış mesela bu olanlar olmayacakmış. Bu anlama geliyor. Uygulanmazken Erdoğan tarikatların isteğini yerine getirdi. Türkiye gece yarısı kararnamesiyle sözleşmeden çıktı. Karar kadın haklarına ve meclisin yetkisine saldırı olarak değerlendirildi. Kadın düşmanı gericiler ve katiller sevindi. Kadın örgütleri binlerce kadın bir kez daha öldü, utanç verici tepkisini gösterdi. Hukukçular anayasaya aykırı uluslararası sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkılmaz, meclis kararı olmadıkça yok hükmündedir dedi. Muhalefete göre gerilimden beslenen iktidar yine toplumun sinir uçlarına dokundu demiş haberin ayrıntısında. İkincisi neymiş o başlıklardan? Ekonomide kaos demiş. Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğine ilişkin bir AKP'li gitti, bir AKP'li geldi başlığını kullanmış.
piyasayı sarsacak demiş bazı ekonomistler. Onu da küçük bir spot halinde vermiş. Göreceğiz, sarsacak mı, ne olacak, biz de göreceğiz. Kanal inadına yeni bir adım. Üçüncü madde mesela. İktidar, bilim insanlarının, çevrecilerin ve toplumun büyük kesiminin karşı çıktığı Kanal İstanbul'un maliyetini halkın sırtına yükledi. Yap işlet devret modeli yasasına geçici madde eklenerek Kanal İstanbul'da devlet garantisi verildi. Gezi Parkı'nı kastettiler dördüncü maddede. Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak adı yeni duyulan bir vakfa devredilmesi tepki çekti. İBB iş yaptırmama ve hesaplaşma anlayışı devam ediyor açıklamasını yaptı. Odalar Gezi Parkı halkındır dedi. Demiş haberin ayrıntısı bu şekilde. Türkiye ihvancı siyaseti terk etmeli diyor Alev Coşkun köşe yazısında. Yalnız Alev Coşkun'dan sonra hala Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çizgisini sürdürmesi, yani eski çizgisi derken yakın zamandaki Ergenekonlar, Balyozlar dönemindeki o Atlantik zirve yaptı, Atlantik siyasetlerini zirve yaptığı dönemdeki çizgisini sürdürmesi de oldukça dikkat çekici. Alev Coşkun'dan sonra özellikle. Karar Gazetesi gece yarısı fiş çekildi demiş. Neyin fişi çekilmiş? İstanbul Sözleşmesi. Toplumun çoğunluğu kadını yaşatır dediği halde kaldırıldı. Çünkü toplumun çoğunluğunun aklını bu manşetlerle bulandıran stratejik derinlikler var. Karar Gazetesi de onlardan bir tanesi. Türkiye'nin kadınların her türlü şiddetten korunmasını içeren İstanbul Sözleşmesi'nden referandumsuz ayrılması tepki çekmiş. Konunun hukuki boyutu da öne çıktı. Anayasanın 90. maddesini işaret eden Profesör Doktor Adem Sözer, İstanbul Sözleşmesi yürütme tasarrufuyla feshedilemez, yetki gaspıyla meclis devre dışı bırakılamaz demiş. Profesör Doktor İzzet Özgenç de onaylanması kanunla uygun bulunan bir milletlerarası sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye taraf olmaktan çıkarılamaz paylaşımı yaptı. Hukukçu Turgut Kazan ise meclis yeni yasa yapmadıkça İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Sözleşmesi kadını her türlü şiddetten koruyormuş, bunları içeriyormuş Karar Gazetesi'ne göre. Peki öyle olsun, birazdan bakacağız öyle mi yapıyor acaba? Enflasyonun sebebi faizdir fikri iş başında. Merkez Bankası'nın beklentilerinin üstünde faiz artışı ve babacanın Erdoğan ya merkeze gereğini yapacak ya da özür dileyecek sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı, ben de bunu anlamadım zaten, sanki bunca yıldır ekonominin dümeninde ben varmışım gibi her fırsatta çıkıp peş peşe eleştirilerini sıralayan Ali Babacan, helal olsun yine de yapıyor helal olsun ne diyelim. Cumhurbaşkanı Naci Ağbal'ı görevden aldı, yerine eski AK Partili vekil Profesör Doktor Şahat Kavcıoğlu atandı. Yeni başkan ile eski Hazine Bakanı'nın tez danışmanının aynı isim olması Albayrak'ın dönüşüne zemin iddialarını ısıttı. Ekonomistler 20 ay içinde 4. başkanın göreve getirilmesine sert tepki gösterdi. Bu ekonomik bir intihar, milyonların geleceği söz konusu, yaratılan tahribatın izi yıllarca silinmeyecek dedi demiş haberin ayrıntısında. Üçüncü maddede de tıpkı Cumhuriyet gibi Kanal İstanbul inat projesine devlet garantisi başlığıyla görmüş. Kamuoyunda tartışma konusu olan ve anketlerde büyük oranda yapılmasın yaklaşımı öne çıkan Kanal İstanbul'da köprü otoyol modeli geldi. Erdoğan'ın inadına yapacağız ifadesini kullandığı proje devlet garantisi kapsamına alındı. Düzenleme yap işlet devret modeli hakkında kanuna getirilen ve resmi gazetede yayınlanan ek maddeyle hayata geçirildi. Aşağıda da Millet İttifakı'nın ortakları bir eksikle diyelim. Açıklamaları kısa kısa verilmiş. Kılıçdaroğlu, devlet gece yarısı kararnamesiyle yönetilemez. 42 milyonun hakkı elinden alınamaz. Kadınlar iktidardaki zorbaya dersini verecek demiş. Akşener, hedefinde kadın olan kirli zihniyeti besleyip İstanbul Sözleşmesi'ni bahane eden acizler bilsin ki kadının hakkını çiğnetmeyeceğiz demiş. Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı'nı almak, İstanbul Sözleşmesi'nden meclis onaysız çekilmek, Erdoğan için amaç her şeyi istismar edip iktidarda kalmak yorumunu yapmış. Ali Babacan ne demiş? Türkiye karanlıktan yönetilen ülke haline geldi. 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı gördük. Düşman panosunda İstanbul Sözleşmesi'ni astılar diye bir ifade kullanmış. Millet İttifakı'nda bir eksikle dedik. HDP yok. Bu kadronun içinde HDP yok. Şimdi önceden havuz medyası dendiğimizde aklımıza belli başlı bazı gazeteler gelirdi. Hepsi ortak manşetle çıkar, ortak sürü manşetle çıkar, ortak fikri, tezi işler.
Cumhuriyet Gazetesi ile şöyle bir Karar Gazetesi'ni yan yana getirince de ortak manşet, hatta 3 gazeteyi yan yana getirelim. Sözcü Cumhuriyet kararı yapalım, gelin biz onu. 3 gazeteyi yan yana getirip okumakta fayda var. Havuz medyası ne demekmiş anlarız. Yeni Çağ Gazetesi hukuk devletinde hukuk dışı icraat başlığını kullanmış. Yeni Çağ Gazetesi hukuk devletinde hukuk dışı icraat başlığını kullanmış. Erdoğan imzalı gece yarısı kararları tartışılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılması ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması tek adam rejimi tartışmalarını alevlendirdi. Hukukçular yapılanın hukuksuz olduğu görüşünde birleşti demiş. Bazı hukukçulardan görüşler de almışlar. Hemen altında salgın ilişkinde bir haber var. Vakalarda artış korkutuyor. İstanbul'da bilindik bir cumartesi. Ben de bu cumartesi günlerini anlayamadım. Daha ilk cumartesi günleri gevşeme başladığında sokaklar tıklım tıklımdı, çok düşünmüştüm. Yani cuma gecesinden herkes giyinmiş kapının önünde bekliyor. Cumartesi olsa da şöyle bir dışarıya fırlasak acaba diye mi bekliyorlar diye. Evet, bu artış son 2-3 gündür özellikle uzmanlar daha yoğun uyarmaya başladı. Böyle giderse cumartesi günü de evde geçiririz. Böyle giderse kapı üstümüze kilitler. Filmler, diziler diye takılırız. Eğer bu havanın tadını çıkarmak istiyorsak kontrollü yapalım. O işi de kontrollü yapalım. Bitmedi, hiçbir şey bitmedi. Virüs bitmedi, salgın bitmedi. Bir anda havaya girmeyelim. Daha önce aynı hataya düştük. Ne oldu? Yine evlerimize kapandık. Kapanmak zorunda kaldık. Fırsatları tepmeyelim. Kazanımları yok etmeyelim. Lütfen. Evet, ikinci bölümde devam edeceğiz. Muğla'dan, Bodrum'dan yayınımıza. Şimdi çok kısa bir ara var. Kalmadı.
herkesine şu pisinin arası. Of aman da amanın yerkesine şu pisinin arası. Nerelerde bozulmuş termoyine kör arabın arası. Nerelerde bozulmuş termoyine kör arabın arası. Kerimoğlu Zeybe'yi ağzınıza sağlık Ender Bey. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ikinci bölümde konuğumuz oldu. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Bodrum'a. Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişiz Bodrum'a. Dikkat ettim, bağlamayla Türkiye'ye eşlik ettiniz. Türkülerle aranız iyi herhalde. Tabii bunlar bizim buranın çok önemli şarkıları, türküleri. Özellikle Ender abi de o kadar iyi icra eder ki ve yıllardır geçmişten gelen bu kültürümüzü de geleceğe taşıyor. Günümüze ve geleceğe taşıyor sağ olsun. Onunla beraber olmak burada benim için zaten bir onurdur. O yüzden yani ona tabii eşlik etmek de büyük bir şeref. Zaten böyle duyunca siz de böyle geriye doğru yaslandınız, elinizle ritim tuttunuz. Oradan bir abimiz hemen Zeybe'ye geçti, ben dayanamadım. Doğru. Acayip böyle bir havası var ya. Yine söylüyorum, çok seviyorum. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Bodrum'dayız. Turizm cenneti Bodrum değil mi? Öyle biliyorduk. Evet. Biliyorduk diyorum başkanım. Çünkü ben havalimanında indim. Araç beklerken bir arkadaşla sohbet ediyorum. Ahmet Başkan artık tarıma da büyük önem veriyor dedi. Evet. Ben de dedim sorarım o zaman. Tarımsal çalışmalar da mı var başkanım? Artık Bodrum sadece turizm cenneti değil. Bodrum üretiyor da mı diyeceğiz? Buyurun. Şöyle şu anda tam anlamıyla üretiyor diyemeyiz. Ama turizmin etkilendiği şu son zamanlardaki olgulara bakarsanız çevresel faktörler, bölgesel özellikle biliyorsunuz işte Irak, Suriye gibi problemler, Doğu Akdeniz problemleri, bunlar insanları hemen turizmden uzaklaştırıveriyor. Bir taraftan salgın tabii ki turizmi çok geri plana itti. Ama Bodrum'da da turizmden başka gelir kapısı yok şu anda. Ama önceden tarımla uğraşıyorduk biz. O yüzden tarımı da tekrar turizmin yanına alternatif olarak koymak zorundayız diye düşündük. Çünkü bu topraklar zaten binlerce yıldır üretim yapılan topraklar. Hayvancılık, tarım, her türlü bitkisel üretim, hayvansal üretim vardı bu topraklarda. Deniz, süngercilik, balıkçılık devam ediyor bunlar. İyi kötü, küçük de olsa. Ama bizim demek ki tekrar turizmin herhangi bir şekilde etkileneceğini düşünerek kenarına alternatif bir sektör daha koymak durumundayız. Bu da zaten bildiğimiz tarım. Aynı zamanda da turizmin ihtiyacı olan üretimi de Bodrum'dan karşılayabileceğimizi düşündük. Yani aynı anda ikisi de olabilir tabii ki. Ve onun için tarıma önem veriyoruz. Bu belediyenin çiftçilik yaptığı anlamına gelmiyor. Tamamen bir farkındalık yaratmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve insanları yeniden o koptukları verimli topraklara geri döndürmek. Maksadımız bu. Yani kendine yeten bir Bodrum. Aynı zamanda belediyenin çiftçilik yapması da benim kulağıma çok güzel geldi yani. Evet. Belediye örnek olacak değil mi? Öze dönüş. İşte biz zaten öyle deneme parsellerinde bazı ürünler deniyoruz. Zaten binlerce yıldır bu topraklarda ekilen biçilen özellikle mesela zeytin. Hı hı. Arkasından tütüncülük çok ciddi bir şekilde yapıldı. Sonra incir buralarda büyük bir ekonomiydi. Arkasından da narenciye geldi ve bunlar böyle devam ediyor. Ama Karova bölgesinde saracılık var şimdi, bir sürü ürün ekiliyor, dikiliyor, verimli topraklar, sulak topraklar, her şey yapılabilir. Tabii ki belediye bu konuda hani önceki dönemlerin araştırmalarını yapıyoruz, bilimsel araştırmalar yapıyoruz, üniversitemize çalışıyoruz, İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz ve bölgedeki potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çiftçilik derken işte 50 dönüm mesela tıbbi aromatik bitki ektik şimdi, lavanta, onları yakında göreceğiz. Sonrasında yine bir bölgeye kanola ektik, biyodizel üretelim diye. Çeşitli çalışmalarımız var. Mesela yeşillik, sebze meyve, taze sebze meyve, bunlarla ilgili çalışmalar var. Belediyemiz bunlarda öncü olacak. Çiftçilik yapacağız ama küçük oranda yapacağız. Sadece göstereceğiz. İşte tohum merkezi kurduk, Ar-Ge merkezi kurduk. Bir tarım müzesi çalışmamız var şimdi. Bir tarım
kampı planlıyoruz. Yani tarımla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bunları da bir çalıştayla belirlemiştik. Bundan önce turizm cenneti Bodrum, bundan sonra üretimin cenneti diyeceğim. Çünkü benim kulağıma da hoş geliyor. Üretiyor. Doğru. Bodrum kendi kendine üretiyor. Belki tamamına yetemez ama en azından önce olur. Salgınla birlikte özellikle büyük şehirlerden, yani büyük şehirler derken daha sanayinin yoğun olduğu İstanbul, Ankara gibi şehirlerden işte Bodrum'a, Bodrum gibi yerlere, turizm bölgelerine çok kaçışlar var. Bu da böyle konuşurken, sohbet ederken malum bizim çenemiz durmuyor gazeteci olarak. Çok söylendi. Burada bir nüfus artışı, salgınla birlikte gelen nüfus nasıl etkiledi Bodrum'u? Ya, tabii ki olumsuz etkiledi. Yani onu şöyle söyleyebilirim. 2,5 katına bir yılda bir kentin nüfusu çıkarsa orada kaos çıkar. Şimdi Bodrum'un nüfusu 200 binken şu anda 500 bin. Kış için söylüyorum. Biz daha önce sadece yazın 2-3 ay yoğun bir nüfusa hizmet ederdik. Sonra 200 bine düşerdi nüfusumuz ve 7-8 ay hep 200 bin nüfusla hareket ederdik. Şimdi birdenbire bir yıl içerisinde bu. 2,5 katına çıkan bir nüfus. Yani düşünün şimdi, Ankara nüfusu 4 milyon. Bir senede 10 milyona çıksa ne olur Ankara? Ankara çöker. Yani bu ülkeler için de böyle, kentler için de böyle. Bodrum'da da şu anda insanüstü bir gayretle hizmet götürmeye çalışıyoruz. Hep beraber işte Bodrum Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ya da hükümetimizin merkezi idarenin diğer kurum kuruluşları, eğitiminden güvenliğine herkes hizmet götürmeye çalışıyor bütün gayretiyle. Emniyet, işte jandarmamız, sahil güvenliğimiz mesela, sonrasında işte öğretmenlerimiz, okul, milli eğitimimiz, hastanelerimiz, doktorlarımız. İnsanüstü bir gayretle şu anda bu nüfusa hizmet etmeye çalışıyorlar. Bunu da nasıl yapabiliyoruz? Çünkü yıllardır zaten biz o yazın 2-3 ay, 4 ay olan turizme hizmet ediyorduk o yüksek nüfusa. O kültürle sürdürebiliyoruz şu anda. Ama bu tabii böyle gitmez. Yani burada çeşitli önlemler alınması gerekir. Özellikle yerel yönetimin güçlendirilmesi gerekir. Bütçelerin arttırılması gerekir. Personel kadrolarının daha da arttırılması gerekir. Böyle bir pozisyonda. Bunun da yolu biraz da nüfus artışından geçiyor aslına bakarsanız. Yani resmi nüfusun artışından. Çünkü şu anda resmi nüfus 181.400. Ama fiili nüfus 500 bin. Biz bir çağrı yaptık, dedik ki Bodrum'da yaşıyorsan, senenin 9 ayı 8 ayı ikinci konutuna, evine gelip de burada oturuyorsan nüfusunu buraya aldır artık. Ki bize bu kadro olarak ya da gelir olarak geri dönsün. Hiçbir faydası yok şu anda bize bu nüfusun. Sadece tüketiyor. Ve biz tükettiğinin atığını topluyoruz. Böyle bir pozisyon bu. Ha, kime faydası var? Tabii ki esnafımıza faydası olur. İşletmelerimize faydası olur. Ama şunu görüyorum, daha çok zincir marketlere faydası var. Gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar oralarda. Alıyorlar, evlerinde pişirip yiyorlar yani, bir de etrafta kapalıyken. Pazar yerleri ve özellikle zincir marketler, AVM'ler ana baba günü. Her yerin sıkıntısı başkanım. Yani ama zincir market dediğin senin bütün buradaki kazanılan paranı hortumlayıp başka yere götürüyor. Onların şirketlerinin merkezleri burada değil. Hepsi İstanbul'da, metropollerde ya da yurt dışında. Burada hiçbir vergi de ödemiyor. Siz diyorsunuz ki madem Bodrum'a geliyorsunuz, madem 2-3 ayınızı burada, Bodrum esnafına kazandırın. En azından yani nüfusa, Bodrum esnafına kazandırsınlar. Bodrumlu üreticiden, Bodrumlu esnaftan alışveriş yapsınlar. Zincir marketlere de sesleniyorum. Alsınlar buralara şirket merkezlerini. Burada da vergi ödesinler. Buyurun. Yani bizim aynı zamanda gayrimenkul yatırımcılarına, turizm yatırımcılarına da sesleniyorum. Onlar da buraya alsınlar, ticaret odamıza kaydolsunlar. Bodrum Ticaret Odası gayet güçlüdür. Kayıt yaptırsınlar. Burada vergilerini ödesinler. Bodrum'a, Muğla'ya katkıları olsun. Madem bu toprakları seviyoruz, madem bu topraklarda yaşamak istiyoruz, nüfusumuzu kaydettirelim. Buradan ticaret yapıyorsak da vergi kaydımızı da Bodrum'a alalım diyoruz. Buradan da seslenmiş olalım başkanım. Öyle. Hizmet için olağanüstü çalışıyoruz. Evet. Altyapı çalışmalarında da dikkat çeken konular var bildiğim kadarıyla. Onun da bilgilendirmesini alalım. Çok dikkat çekiyor çünkü her yer şu anda kazıldı. Delik deşik balast. Gelirken ona dikkat ettim. Bu nedenle sorayım dedim. Buyurun. Yani bizim Bodrum'da bir böyle bir deyiş var. Palas bandırası. Her yer palas bandırası şu anda Bodrum'da. Ama bunları tabii ki toparlayacağız, düzelteceğiz. Şu anda Akyarlar'dan ta Gümüşlü'ye, Koyunbaba'ya kadar her yer kazık durumda. Ama burada yaklaşık 100 bin nüfus yaşıyor ve hiçbir şekilde işler bir atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon teşkilatı yoktu. Şimdi işte bu çalışmalarla beraber artık bunlar yapılıyor. Bir taraftan oradaki içme suyu problemleri de çözülmeye çalışılıyor. İşte enerji problemleri çözülmeye çalışılıyor. İnternet problemleri çözülmeye çalışılıyor. Yani altyapıyla ilgili her kurum şu anda çalışıyor.
Tabii ki altyapı çalışmaları her zaman yerel yönetimler için risklidir. Kazarsınız, insanlar çamur, çukur. Evet, yani biraz risklidir. Ama biz bunları bitireceğiz, kararlıyız. Altyapı olmadan üst yapı olmaz. Çünkü hala daha kaldırımlarda o eski beton direkler varken, halen daha su patlarken, kanalizasyon yokken, ben oraya isterseniz mermerden yollar yapayım. Değil mi? Yani yağ gibi asfalt yapayım. 3 gün sonra patlayacak, kazacağız. Arıza olacak, kazacağız. Bir sıkıntı çıkacak yani. O yüzden biz bunları bir kere bitirelim. Sonra ben vatandaşlarıma layık çok güzel yollar yapacağım, kaldırımlar yapacağım, aydınlatma direkleri koyacağım, peyzaj yapacağım. Bodrum'a ve burada yaşayan halkıma, Bodrumlara layık bir kent yaratacağım. Ben bunun için buradayım, bunun için çalışıyorum. Ve bunun için sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok önemli bir buraya önem veriyor, emek veriyor. Burada çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda Turizm Bakanlığımız da sağ olsun Torba, İçmeler, Yalıkavak, Torba, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve İçmeler bölgesinde de yatırım yapıyor. O da büyük bir altyapı yatırımı oluyor. Yağmur suyu, kanalizasyon. Çok önemli şeyler bunlar. Aydem enerji yatırımları yapıyor. Çünkü nüfus arttıkça enerji ihtiyacı da doğdu ister istemez. Yani herkes çalışıyor diyebilirim. Hastanemiz yapılıyor. Gençlik merkezi yapıldı. Yani Gençlik Spor Bakanlığı çalışıyor. Sağlık Bakanlığı çalışıyor. Çevre Bakanlığı çalışıyor. Yani şu anda herkes çalışıyor. Yani burada hiç kimseyi ayıramam. Özel sektör kendi üzerine düşen yatırımlarını zaten yapıyor. Bodrum'u el birliğiyle toparlayacağız. Umuyoruz başkanım. Sadece ama onarmak için ya da yeniden yapmak için kazmıyorsunuz sanki. Tarih turizmi var değil mi bir de? Ne güzel bağlıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir sur duvarları kazısı var mesela. Evet. O tarihsel mirasımızın turizme kazandırılması. Ben sadece yabancı turisti de kastetmiyorum. Annası bellası gelsin görsün. Ben de göreyim ama benim adım Oğuz. Doğru. Tarihimi öğreneyim değil mi? Doğru. Sur kazısı çalışması nasıl gidiyor başkanım? Oğuz Bey şimdi Bodrum yaklaşık bizim bildiğimiz 3500 yıllık tarihi olan bir kent. Leleklerden başlıyor. Hatta daha öncesinde Luiler var. Onlarla ilgili de kalıntılar bulunmaya başladı. Araştırmalar çünkü devam ediyor. Bilinen 3500 yıl. Ve lelekler ilk medeniyetleri buraların. Kentler kurmuşlar. Buradan ürünler üretmişler. İhracatlar yapmışlar. Eski deniz yoluyla. Sonrasında Karyalılar buraya başkent yapmışlar burayı. Leleklerin başkenti Pedasa'dır. Karyalıların başkenti Halikarnassos. Milas'tan buraya getirmiş Mazolos. Şimdi Bodrum'a o kadar büyük bir önem vermişler ki yine geçmişteki atalarımız da buralara inanılmaz eserler bırakmışlar. Bunlardan en önemlisi dünyanın da bildiği bir mazoleumdur. Bu mazoleum anıt mezarlara ismi veren kralın ismidir. İnanılmaz bir eser. İşte o mazoleumun olduğu bir kent burası. Aynı zamanda 12 bin kişilik bir antik tiyatronun olduğu bir kent. Bir yine önemli bir Mars Mabedi'nin olduğu bir kent. Sonrasında yine büyük bir spor yapılan biliyorsunuz o stadyonların olduğu bir kent. Yani sanayinin altındaki. İnanılmaz ya, burada kentler var, tarihi kentler var, kalıntılar var. Bir taraftan da son dönem Rodos Şövalyelerinin kalesi biliyorsunuz. Bizim Selçuk'un kalemiz. Yani Bodrum'un her noktasında, dağın tepesinde, yürüdüğünüz bir yerde bir tarihi eserle, bir kalıntıyla, eski denetlerin bıraktıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani bir de Bodrum'da şöyle bir şey de var. Antik çağa gitmenize de gerek yok. Yakın tarihe bakalım. Yörük Ali Efe'nin milli mücadelesi değil mi? Evet. Buram buram milli mücadele yapıyor. Tabii tabii. Az önce türküsünü de çağırmış olduk diyeyim ben de. Doğru. Kerimoğlu da onlardan bir tanesidir. Yani bir eşkıyadır Kerimoğlu aslına bakarsanız değil mi? Evi de yani, burada Yörük Ali Efe'nin bildiğim kadarıyla Bodrum'da. Yörük Ali Efe'nin evi burada değil. Yörük Ali'nin evi Aydın'da. Aydın'da Yörük Ali Aydınlı'dır. Milli mücadeleye örgütlenme sağlarken hemen Bodrum, tabii, Muğla çevresi tabii, tabii, çok içte dışlı diyebiliyorum ben. Yani Bodrum'un hem antik çağlardan kalan bir tarihi, doğru, az önce bahsettiniz. Doğru. Hem de yakın dönemden kalan bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Evet. İşte Bodrum'u da toprak diyerek geçme tanı milli mücadelenin kalelerinden biriydi. Doğru. Surlarla ilgili konuya tabii biraz uzattım konuyu ben. Çünkü bu konu bizi heyecanlandıran bir konu. Surlarla ilgili konu da burası Anadolu'nun bilinen en eski surlarıdır. 2380-90 yıllık bir sur burası. Milattan önce 377 yılında yapılmış surlar bunlar. Ama daha sonra Büyük İskender'in Halikarnassos kuşatmasında büyük oranda yıkılmış. Sonra depremlerle de zaman zaman zarar görmüş. Bu
100 yıldır toprak altındaydı bu surlar. Ve biz daha zaten ilk göreve geldikten sonra tarihimize, kültürümüze vereceğimiz değeri düşünürken surların ortaya çıkarılması, en azından temizlenmesini düşünmüştük. İzi var çünkü sadece, izi vardı. O izle çalışma yaparken yaptığımız sondaj kazılarında birdenbire toprak altında inanılmaz bir eser ortaya çıktı. Bu surlar yaklaşık 7 kilometre, 2,5 kilometresini şu anda kazdık ve ortaya çıkardık. Bunu yine Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı vardır burada, onunla beraber yapıyoruz. Müze Müdürlüğümüz, Kültür Bakanlığımız da destek oluyor. Sponsorlarımız var. Yani şu anda Değirmenler Bölgesi'nden, Bardakçı'dan, Mindos Kapısı'na kadar 2,5 kilometreyi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz artık. Yer yer 1 metre yüksekliğinde, yer yer 5-6 metre yüksekliğinde surları net görüyorsunuz. Orası bizim çok önemli, Bodrum'un antik değerine vurgu yapmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz biz. Tarihin eski kentlerini tabii gün yüzüne çıkarmak gibi bir görev var. Bir de tarihin yeni kentlerini daha yaşanabilir kılmak için kaçak yapılaşmayla mücadele. Evet. Bunu da böyle bağlayayım dedim. Başkanım, doğru. Müsaadenizle. Doğru. Bu konuya da önem veriyorsunuz. Kaçak yapılaşmayla mücadele. Doğru. İşte çok önemli bu. Çünkü Bodrum'un dedim ya, her noktasında ya doğal ya tarihi bir değer vardır. Şimdi kaçak yapılaşma bunları da tehdit ediyor. Ve Bodrum'da bir varoşlaşmayı getirebilir. Bir taraftan tabii ki biraz önce söylediğim kentleşme, çarpık kentleşmeyi yine ortaya çıkarabilir. Biz o yüzden kaçak yapılaşmayla seçildiğimiz andan itibaren mücadele ediyoruz. Hemen biz yıkımlara başladık, tespitlere başladık. Yaklaşık 460 civarında 2 yıl içerisinde kaçak yapıyı bertaraf ettik. Ve devam ediyoruz çalışmalarımıza. Büyükşehir Belediye'mizle, yine Çevre Bakanlığımızla da beraber çalışmalarımız var, il müdürlüğümüzle. Çok önemli müdahaleler yapıldı kaçak ve imar aykırı yapılara ama hala durmuyor. Yani ben daha çok yeni, geçen hafta bir bölgede 15 tane birden yine kaçak yapı tespit ettim. Ve bunlar ormanın içerisinde, gözlenirak yerlerde, tarımsal arazilerde, doğal arazilerde, doğal sit arazilerinde, deniz kenarlarında yapılaşmaya çalışılıyor. İşte Bodrum'un bu cazibesi bazı insanları da negatif etkiliyor. Maalesef. Ama biz hiçbir şekilde müsamaha etmeyeceğiz, müdahale edeceğiz kaçak yapılaşmaya. Çünkü Bodrum'un önündeki en büyük engeller, tehditlerden bir tanesidir kaçak yapılaşma. Bununla ilgili hiçbir zaman kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Bodrum çok güzel, bu güzelliği de bozmayacağız diyorsunuz. Bizim için de çok güzeldi. Biz her ay buraya gelip beyin yapsak çok güzel olur. Bekleriz her tabii ki. Her ay Bodrum'un şöyle bir havasını solumakta fayda. Biz İstanbul'a bekliyoruz başkanım. Hep Bodrum olmuyor. Arada İstanbul'a da. Evet. Gelin buyurun. Çok sevecen insanlarızdır. Her daim bekleriz. Ağzınıza sağlık başkanım. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sözü hemen Ender Kasal'a bırakayım yeniden. Tabii ki. O bizim şöyle göğsümüzü kabartan bir türküyle daha röportaj bölümümüzü tamamlasın. Buyurun. Ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii, buyurun. Bizim Bodrum yöremiz çok eski zamanlardan beri sanata değer veren bir bölgeymiş. Bizim gerçekten büyüklerimiz, atalarımız pardon, bize çok önemli müzik olarak mirasını bırakmış. Hala şu anda bize 50 civarında Bodrum yöremize ait türkümüz var. Ve bunları da oyunları var. Bodrum oyunları olarak geçen. Türkiye'de ve dünyada çok derece tabii almış. Çok da güzeldir. Hatta başkanım size çok güzel oynar. Teşekkür ederim. Bir gün biz de şahit olmak isteriz. Bu arada ben konusu açmayayım dedim mi? Başkanımız da buradayken. Benden duymuş olmayın, bir gazetecinin yanında konuşulmaz. O böyle bir festival yapılacakmış galiba. Belki Ahmet Bey açıklamak ister mi? Yoksa daha ayakları yere basan bir somut proje oluştuğunda mı açıklar bilmiyorum. Evet. Hazır Ender Bey girmişken ben de ucundan yakalayayım o zaman, değil mi? Proje somutlaşsın diyordum. Buyurun, onu da dinleyelim başkanım o zaman. Tabii biz Bodrum'un kültürel değerlerine çok önem veriyoruz. Şimdi konuştuk daha onu. Ben Ender abi ben biraz önce söyledim. Ben de aldım oradan. Önce dedim projeyi önceden söylemeyeyim ama söyleyeyim. Evet. Çok güzel çünkü. Şimdi Bodrum'un yerel değerleri, kültürel değerleri sonuçta bazı etkinliklerle yaşayacak ve gelecek nesillere aktaracağız ve turizmle de buluşacak aynı zamanda. İşte bunun için bir yerel kültür festivali, yani halk dansları festivali planlıyoruz Bodrum'da. Bu Bodrum'un güzel türküleri ve oyunları eşliğinde bir karnaval gibi düşünün. Dünyanın her tarafından kendi kültürlerini buraya taşıyacak olan dansçılar gelecek. Ve burada kendi kıyafetleriyle, kendi gastronomisiyle, yemekleriyle, türküleriyle, şarkılarıyla Bodrum'u bir karnaval havasına çevirecekler. Bunu da
Eğer salgın tabii ki gene bir sıkıntı yaratmazsa Eylül sonuna doğru gerçekleştireceğiz. Sabırsızlıkla. Bütün halkımızı bekliyoruz buraya. Biz de geleceğiz kesinlikle başkan. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ender sağ olun. Bey buyurun. Yörük Ali dediniz madem. Evet, Yörük Ali ile devam edelim. Buyurun. Devam edelim. Derken de yine böyle kabardık değil mi başkanım? Tabii ki bizi gururlandırıyor bu geçmişimiz, atalarımız her zaman. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık tekrar. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ben Ender abiye teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bugün bir de burada ağır misafirlerimiz var biliyorsunuz. Evet, bütün evet. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağırlıyoruz Bodrum'da. İstanbul da burada, Aydın da burada. Özlem aynen. Çerçioğlu başkanımız da. Ona da topuklu efederler biliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu başkanımıza da. Mansur başkanım burada. İşte Antalya, Mersin, Adana, Tekirdağ, İzmir. Herkes şu anda Bodrum'da ve biz yine onlara ev sahipliği yapıyoruz. Çok mutluyuz onları burada ağırladığımız için. Siz de burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Biz de yakından takip ediyoruz. Bu arada 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantısını esas onun için geldik. Gelmişken yayınımızı da buradan güzel evet. güzel yapalım. Sağ olun. Bir kez daha ayağınıza sağlık. Evet, yayınımıza tekrar dönecek olursak. Türküler mürküler gayet güzel gidiyor. Bodrum'da her şey güzel gidiyor. Güneş de yüzümüze vuruyor. Görüşümüzü engellese de mutluluğumuza mutluluk katıyor. Hele de Nevruz günü böyle bir havada yayın yapmak. Evet, ne demiştik gündemi sunarken? İstanbul Sözleşmesi demiştik. Üstünü uzun uzun konuştuk. Ve bir de tabii ki HDP'nin kapatılması konusu var. HDP'nin kapatılması konusunda bazı ifadeler işte savunma pozisyonuna geçiren
6 milyon oy almış bir parti, Demokrasi adına utanç verici. Şimdi bunun üzerine de güzel bir yazı var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şule Perinçek, Aydınlık Gazetesi'ndeki köşesinde kaç oy aldığını mı sayacağız, yasalara mı bakacağız? Başka bir yazı kaleme almış. Hemen sizlerle paylaşayım. Ne demiş Sayın Perinçek? Biden uçak merdivenlerinden çıkarken bile tökezleyip duruyor. Ama bizim tayfalar çırpınıp duruyor. HDP kapatılırsa can damarları kesilecek sanki. Sanki önlerine konan eski metinleri okuyorlar hala. Sanki düğmelerine basılmış, hepsi seferber, ziyaretler yapılıyor. Hepsi aynı cümlelerle konuşuyor. Programlarda önlerine hemen mesajlar geliyor, onları aktarıyorlar. Eskiden erken seçim diye tutturdular. Oy mu istiyorlar? İsteseler hadi vatandaşı dinlemiyorlar diyelim. O çok sevdikleri anketlerde bas bas bağırıyor, kapatın şu HDP'yi. Ama bizim yazar sayıklıyor. HDP kapatılırsa demezler miymiş ki? Ey AKP, yollarınız ayrılana kadar sen birlikte hareket ettin. Sadece HDP'yi mi sorumlu tutacaksınız? Onun için kapatma, ucuz sana da dokunur diyor. Unutma diye fitneci parmağını sallıyor. İktidar partisiyken askeri vesayet senin de partini kapatmak istedi. Tehdide bakıp hizaya girilecek sanıyor. Yürü, terörün üstüne daha iyi öyle yürünmez böyle yürünür diyeceğine elini kolunu tutmaya çalışıyor. Kim? Tabii ki bozguncuları kastediyor. Peki terör? Vatandaşın sorunu terör değilmiş. Gerilim yokmuş. Bu üst kademede gündem oluşturan bir konuymuş. Belki de HDP'ye oy vermiş Diyarbakır anası iddianameyi yazıyor. Yalnızca adını değil kendisini de temelli kapatın. HDP kapatılırsa Kandil'e giden yollar da kapatılır diyor. Tamam, bu zafer bizim olacak diyorlar. Tamamıyla istemiyoruz. Türk demediler, Kürt demediler, ciğerlerimizi söktüler. Diyarbakır analarının ifadeleri. Tek çocuk onlar olana bu kadar çadırdan tek çocuk olana kadar bu çadırdan kalkmayacağım diyen analar var. Ocaklarımızı dağıttılar diyenler var. Biz dimdirek ayaktayız. Terörün ayakları bacakları kesilecek. Kafası ezilecek ki terör bitsin. Vatandaşım bunu o çadırdan görüyor. Siz hiç gitmediniz ki göreceksiniz. Tayfalar gözleri milli boşa kürek çekiyor. Milli gözleri başka anlamda tabii ki boşuna kürek çekiyor. Kafası eziliyor terörün. Askerimiz aman vermiyor. Hiç şehitlerimizden söz etmeyin. Boşuna mı canlarını veriyorlar? Terörü hendeklere gömdüler. Sınır dışından gelen desteklerine karşı bir yandan mücadele veriyorlar. Kökünü kazıyorlar. İHA'larıyla, SİHA'larıyla, canlarıyla öyle yeniden kök sağsın diye birlikte ağaç dikmiyorlar. Onların kökleri sağlam, artlarında analar, babalar, eşler, evlatlar bırakıyorlar. Ki onlar bombaların hedefi olmasın, kaldırımda yürürken canlarından olmasın. Bebecikler ziyarete gittiğinde babalarına kavuşsun diye HDP kapatılacak. Tekrar açılabilir mi? 6 milyon oy alabilir mi? Çok yazdık o oyları nasıl aldığını. Diyarbakır anaları da HDP'ye oy veriyordu. Unutmayın, artık Bor'da pazar bile kuracak güçleri yok. Niğde hayal demiş. Güvendikleri dağları yok artık. Merdiven bile çıkamıyor. Terör suç mu? Suç. Parti bunun odağı olmuş. Kılavuz bile gerekmiyor. Çıplak gözler, yürekler bile bunu görüyor, haykırıyor. İddianame düzenlenmiş, kanıtlar sıralanmış. Yasalara göre karar verilecek. Oyunun kaç olduğunu mu sayacağız? Yasaları, iddianameyi, kanıtları bir yana bırakıp karar siyasi diyorsunuz. Bu ne? Koskoca muhalefet partisi terörle mücadele konusunda getirdiği fikre bakın. Neden bugün açıklandı? MHP'nin kurultayı var. Bum bum ondan demiş ağdalı bir şekilde. Ne? Şimdi televizyonlar ekranlarında bir milletvekili HDP'nin kapatılması suni gündem diyor. Nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'nin neredeyse her bir eve evlat ateşi düştü. Bölgedeki Kürt köylüm hayvanını otlatamıyor, tarlasını ekemiyor, fabrikasını kuramıyor, çocuğunu okutamıyor. Terör yolları kesmiş, terör öğretmenini öldürüyor, terör yollara bomba düşüyor. Terörü nasıl önleyeceksiniz? Hendeklere gömdü Mehmetçiğimiz, Diyarbakırlı analar biliyor. Yetmez diyor, kökünü kazımak lazım. Kapansın Kandil'e giden yollar diye yazı devam ediyor. Bütün argümanlar bu aslına bakarsanız. Ama 6 milyon oy almış, ama demokrasimiz büyük bir yarar görür. Adamın elinde silah var. Adam bomba düşüyor şehirlere. Adam derken lafın gelişi elbette. Yoksa o kategoriye koyduğumuzdan değil. Ama 6 milyon oy aldı. Söylemi, argümanı burada söker mi? Sökmez elbette. Bu saatten sonra HDP'yi kim kurtarabilir? Kimse kurtaramaz.
Umutlar yok mu? Var elbette. Farklı planlar yok mu? Var elbette. Programın başında belirtmiştik gazeteci Fikret Akfırat'ın bir yazısı diye. HDP'yi kurtaracak bir Abdullah Gül yok diyor Fikret Akfırat. Yazıyı sizlerle paylaşayım yine. HDP kapatma davası açılınca sözüm ona Atatürkçülerden liberallere, milliyetçi görünümlülere kadar bir cephe oluşturmak için harekete geçildi. Haziran 2015 ve sonraki seçimlere Tayyip Erdoğan'ı indirmek için HDP meclise girmeli lobicileri bu kez de demokrasi elden gidiyor propagandasına girişti. Biri HDP'yi kapatırsanız yenisini açarlar diyor. Diğeri partiyi feshederlerse kapatma davasının anlamı yok diye açıklama yapıyor. Bugün HDP kapatıldığında neden yerini yeni bir HDP'ye bırakmayacağını anlatmaya çalışalım. Yumurtlayan partiler 1990 yılında kurulan HEP'ten bu yana ÖZDEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP, DBP ve son olarak HDP PKK'nın yasal uzantısı olarak kuruldu. HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP ve DTP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. DEHAP hakkında kapatma davası açıldı. Fakat dava sonuçlanmadan parti kendini feshetti. Üyeleri DTP'ye geçmişti. DTP hakkında da kapatma davası açıldı ve parti kapatıldı. Bu kez sahnede BDP vardı. İşte bu tabloya bakarak aynı durumun bundan sonra da geçerli olacağı propagandası ediliyor. Yanlış diyor. Neden mi? Gelin inceleyelim. HEP, SHP'den istifa eden 10 milletvekiliyle kurulmuştu. 91 milletvekili seçimlerine SHP listelerinden katılan HEP 21 milletvekili çıkardı. Listeler o dönem doğrudan Suriye'de bulunan Abdullah Öcalan tarafından belirlenmişti. Dönemin SHP Genel Başkanı Erdal İnönü daha sonra bu ittifak konusundaki sorunlar üzerine biz devlet görevi yaptık demişti. Devlet görevinin arkasında 1989 Kasım ayında Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal vardı. Daha sonradan PKK'ya doğrudan aracılar yollayıp ateşkes isteyen Özal HEP'in mimarıydı. Tabii bu süreçte PKK'nın siyasi partileri açıldı, kapatıldı, açıldı, kapatıldı. Buna gelmiş sıra. HEP SHP'den devam ediyorum. Çankaya'da Süper NATO ekibi. Özal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur oturmaz Çankaya'da resmi devlet hiyerarşisi bypass edecek bir Süper NATO ekibi kurdu. Özal bu ekip vasıtasıyla çeşitli operasyonlar yürüttü. Amerika'nın 2. İsrail planına karşı çıkan komutanları tasfiye etti. MIT'te CIA ile bağlantılı Sönmez Köksal Hiram Abbas, Mehmet Eymür ekibinin hakimiyetini sağladı. Daha sonra Ergenekon tertiplerini yürütecek MIT, emniyet ve yargıdaki FETÖ'cü Gladio çatısı da bu dönemde sağlamlaştırıldı. PKK'nın yasal partileri bu iklimde faaliyet yürüttü. Gladio tertiplerinin yol açtığı yol demiş. Özal'dan sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 1993 yılında Süleyman Demirel oturdu. Demirel Özal'dan farklı olarak Türkiye'ye yeni bir sevrin dayatıldığını söylüyordu. Ancak eylemi bunun gereklerini yapacak şekilde değildi. Aynı şekilde Demirel'den sonraki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye PKK ile masaya oturmayı, Irak'ın kuzeyinde kukla devleti kabul etmeyi dayatıyordu. Aynı zamanda HEP'ten bu yana ne zaman PKK uzantısı partiler hakkında kapatma davası açılsa Amerika'dan Türkiye'ye yaptırım sopası sallandı. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için ne zaman bir adım atmaya kalksa Amerika'nın Türkiye içindeki uzantıları Amerika ne der, AB ne der diye sahneye çıktı. Bu dönemde de böyle olmuyor mu? Oluyor, görüyorsunuz. Süremiz az kaldı, hızlı hızlı geçiyorum. Gladio zincirinin son halkası kim demiş? Abdullah Gül'dü diyor. Colin Powell'la birlikte imzaladığı 2 sayfa 9 maddelik sözleşmenin gereği olarak PKK'nın nasıl yasallaştırıldığını anlatıyor. Ama o günler geçti diyor, artık HDP'nin arkasında ne Abdullah Gül ne de Abdullah Gül gibileri biri yok diyor. Abdullah Gül T24'ten Murat Sabuncu'ya bir demeç vermişti. Çok yanlış buluyorum bu kararı demişti. O röportajı hatırlıyor. HDP'yi kurtaracak bir Abdullah Gül yok. Çünkü Türkiye'de Gladio tasfiye ediliyor. Türkiye Atlantik'ten uzaklaşıyor. Böylece Türkiye bağımsızlaşıyor. O nedenle hiç kimse kurtaramaz diyor. Zaten bütün çalışmalar, bütün planlar da bunun üzerine yapılıyor. Tek başına sadece HDP'yi kapatma davası olarak değerlendirmeyip Türkiye'nin son 3-4 yılını göz önünde bulundurmak ve o rotaya göre böyle bir adım atıldığını söylemek de yerinde olacaktır. Evet, bu yazıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Gazete manşetlerimizi paylaştık, başkanımızı konuk ettik. Ender Bey yöresel türküleri seslendirdi. Bizim için güzel bir yayın, güzel bir hafta sonu oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.